Sayın Deniz Baykal'ın bugün Ankara İbn-i Hastanesi yoğun bakımında 33. günü. Bilinci açık, genel durumu gayet iyi. Kendisine sorulan sorulara sözlü cevap verebiliyor. 3 gündür gazete okuyor. Sözcü gazetesi okuyor. Öyle mi? Evet. Sizi, sizi izliyor. Son olarak kendisine yoğun bakımda müzik dinletiliyor. Müzik dinletilirken bizim arabada beraber dinlediğimiz müziklerden dinletiliyor kendisine. O CD'leri bırakmıştık. Neşet Ertaş'ı bugün çalmışlar. Öyle ve mi? Kendisine sormuşlar. Efendim bu kim diye. Sayın Deniz Baykal da Bozkır'ın tezenesi demiş. Oh, çok güzel. Ben bu mutlu haberi de hem bizi izleyenlerle hem Aydın'da olan tüm hemşerilerimizle paylaşmak istedim. Herhalde 2018 yılbaşına girerken Sayın Deniz Baykal'ın televizyonlardan bir dakikalık mutlu ve sağlıklı 2018 dileklerini hep beraber izleyeceğiz. Oh inşallah. Alkışlıyoruz. Hakikaten Deniz Bey çok değerli bir siyasetçi, bilge bir siyasetçi. Türkiye'nin kendisine en çok ihtiyaç duyacağı bir dönemde böyle bir talihsizlik yaşadı. Ancak güçlü bir bedeni var. Hep kendisini koruyan, spor yapan ve o yönüyle de gençlere örnek olan bir rol modeldir. Verdiğiniz çok güzel haberlere teşekkür ediyorum. Ayrıca ben takip ediyorum o ilk geceden itibaren durumunu. Sizin yanı başında durmanızı, büyük ilgi göstermenizi, bazı geceler hiç uyumadan, özellikle ilk hafta, onun sağlığına kavuşabilmesi ve o büyük riski atlatabilmesi için sergilediğiniz çabaları naçizane çok büyük takdirle karşıladık. O nedenle size çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Çok değerli çabalarınız oldu. Yani Deniz Bey'in sağlığına yeniden kavuşmasında sizin çok önemli bir payınız olacak. Bunu ben bir gazeteci olarak kamuoyuna buradan duyurmak istiyorum. Takip eden doktorlar, oğlu Ataş Bey ve kızı Aslı Hanım'ın efendim bir an olsun yanından ayrılmadıklarını da buradan belirtmek istiyorum. Allah herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin. Evet. Sağ olun.